Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi Adalet Bakanı 12.823 personel alma sınavlarının 1 Mart'ta başlayacağını söyledi. Az önce bilgi Bozdağ paylaştı ve tabloyla paylaştı. Hangi branşta kaç kişi alacağı belli oldu Adalet Bakanlığı'nda. Hemen söylüyorum. Zabit katipliğinde 3.618, mübaşirlikte 830, işaret dilik tercümanı 12, koruma ve güvenlik görevlisi yani 298 adliyede, bakanlık merkezine 82, personel eğitim müdürlüğüne merkezine 59, ondan sonra koleferci var arkadaşlar 2 bildiği gidiyor. Şoför var adliye 83, bakanlık merkezine 20, personel eğitim merkezine 9 ve ceza infaz kurumuna 90 kişi. Aşçı var yine adliyede 29 diye gidiyor. Hizmetli var 770 kişi adliyeye alınıyor. Geri kalan bakanlık merkezine 31, personel eğitim merkezine ise 10 kişi alınacak. İstatistikçi 4 kişi alınacak ve bakanlık merkezine 4, personel eğitim merkezine 3, mühendis alınacak arkadaşlar 33 kişi. Psikolog personel merkezine 3, ceza infaz kurumuna 51, sosyal çalışmacı personel eğitim merkezine 3, infaz koruma merkezine 22, ATT'nin teknik isteyen var, adliyeye 33, işte bakanlık merkezine 6, personel eğitim merkezine 7, ceza infaz kurumuna 133, tekniker yine var, bakanlık merkezine 7, personel eğitim merkezine 3, öğretmen 27 kişi alacak, fizyoterapist 4, veteriner hekim 2, infaz koruma memuru gardiyan dediğimiz 5.016 kişi alacak, ceza infaz koruma katibi büro personeli 141, hemşire 66 ve icra katibi 500 kişi alacak. Toplamda 12.823 kişi alınacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii kaç katı aday çağrılacak, yine 3 katı mı yoksa 5 katı mı çağrılacak belli değil o arkadaşlar. O hakkında da bilgi gelince paylaşacağım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.